daha çok futboldan çok Beşiktaş'ta mesela boks sporunu. Orada İbrahim Toraman'ı, kaptan İbrahim Toraman'a bir kavga ettiler. Öyle orada mi? Da planlı kapıyı bir şekilde... Kapıyı kilitliyor bak, kapıyı kilitliyor. Kaptan yani İbrahim Toraman o zaman Beşiktaş'ta. Ya da Fernandes miydi bilmiyorum. Kapıyı kilitliyor, ondan sonra yumruklamaya başlıyor. Hep böyle kavga, hep böyle dövüş. Bir türlü uslanmadı, bir türlü akıllanmadı. Zaten çekirge 1, 2, 3 en sonunda işte cezaevinde görürsün kendini yani. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. İddialara göre bir kişiyi öldüren Sezer Öztürk 4 kişiyi de yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın görgü tanıkları yaşadıklarını nasıl anlattı? Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı Şile'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olayın şahidi Sezer Öztürk'ün halkın üzerine de iki el ateş açtığını iddia etti. Olay 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Paşaköy mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim S. babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkinde mangal yapmaya geldi. Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga seslerini duyup dışarı çıkan ve olaya şahit olan bir vatandaşsa yaşadıklarını böyle anlattı. Şöyle, ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, kaçmaya başladı. Tabii onları kovalamış zaten. Öldüren kişi de buradan araçla geldi. Araçla geldiği için ölen kişi de onu gördüğü için koşmaya başladı zaten. Koşmaya başlayınca bu öldüren kişi de zaten silahı çıkartıp sizleri karışmayın, sizlik bir durum yok dedi. Hedefim o dedi. Direkt ondan sonra silah çatır çatır sıkmaya başladı zaten adamı. Öldürdü zaten adamı burada. Gördük de hani neyin ne olduğunu biz de bilmiyoruz zaten. Sadece hani silah sıktığını, öldürüldüğünü gördük. Tabii her şey bir anda oldu zaten ya. O arkadaş buradan geldi. O da arabayla geldi zaten. Onu takip ediyoruz zaten. Araçla geldiği için onu hani kafa kafaya geldiler. Onu gördükleri için zaten hani çocuk koşmaya başladı. Ondan sonra hedefim yok, hedefim o dedi. Abi planlı projeli çizilmiş ya. Adamı direkt öldürmeye teşebbüsle gelmiş buraya zaten ya. Mahalle ayağa kalktı zaten. Hatta oradan çıkarken şuradan pencereden iki el ateş etti zaten. Üstümüze de halkın üstüne de ateş etti zaten. Sokağa döküldü. Ondan sonra bunlar bağırmaya çağırmaya başladı. O arkadaş da camdan iki tane ateş etti bizim üstümüzden. Halkın üstüne ateş etti zaten. Sonra ne yaptı? Sonra kaçmaya başladı zaten buradan. Tabii. Tabii arabasıyla kaçmaya başladı. Yabancı plakadı zaten. Sezer Öztürk'ün cinayet şüphesiyle gözaltına çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından gelen görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracından silahıyla ateş açtığı tespit edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların formasını giymiş ve 2011'de Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Evet, ben sözü Figen'e bırakıyorum. Evet, şimdi, böyle bir magandalık görülmemiştir. Sezer çok iyi bir futbolcuken maalesef en son Beşiktaş'a gittiğinde de hep bu kağıtlarıyla gündeme gelip yeteneğini bir kenara bırakmış. Daha çok böyle kabadayılıkla ön plana gelmiştir. Boks yapıyordu bir dönemler. O boks yapmasının da daha çok futboldan çok Beşiktaş'ta mesela boks sporunu...
Orada İbrahim Toraman'ı, Kaptan İbrahim Toraman'a bir kavga ettiler. Öyle orada mi? Da planlı bir şekilde önce zaten şey Sezer Almanya kökenli gurbetçi futbolculardandı. Ve oradaki gurbetçi futbolcuları da böyle teşkilatlandırıyor. Onları şöyle dedi, böyle dedi sizinle ilgili diye ve kapıyı kilitliyor. Bak kapıyı kilitliyor. Kaptan yani İbrahim Toraman o zaman Beşiktaş'ta ya da Fernandes miydi bilmiyorum. Kapıyı kilitliyor, ondan sonra yumruklamaya başlıyor onu. O vukuatı bitmeyen bir vukuatı vardı. Ondan sonra zaten futbolculuk hayatı aşağı doğru çöküşe gitti. Bir dönem boks sporuna tekrar bir sardı, onunla gündeme geldi. En sonda işte şu yaptı. Planlıdır, bir ölü plansızdır bilmiyorum ama hep bir şiddet içerikli, hep böyle kavga, hep böyle dövüş, bir türlü uslanmadı, bir türlü akıllanmadı. Zaten çekirge 1, 2, 3 en sonunda işte cezaevinde görürsün kendini. Yani öyle silah kullanacaksın, sen futbolcuydun, sporcuydun. Yani sporcu birinin zaten bir noktadan bu noktaya gelmesi işte hep böyle bir şuur ve ego ve para. Paranın getirdiği şeyler bunlar Yasemin. Evet. Yani herkese illallah ettirmişti. Menajerine de illallah ettirmişti. Kulüplere de illallah ettirmişti. Ne oldu sonuçta bitti gitmişti. Sana son şanstı artık Beşiktaş'a gittiğinde zaten orada da iyice bir nirvana yaptın dediğin gibi. Bu kavgalar şeyler hiç bitmedi. Hiçbir zaman son dönemlerde futbolculuğuna gündeme gelmeden alışma hayatını bitirmiş durumdasın. Evet yani güle güle sana diyelim. Sana güle güle senden sana zaten diyelim. Bir şey olmazdı. Böyle de noktaladın, hiç şaşırttın. Şaşırtmadım. Beni hiç şaşırtmadım da. Ben tanımadığım için fikrimi devrettim.